İyi günler değerli Yeni Bakış TV izleyicileri. Bugün 21 Mart Perşembe ve güncel programında bir kez daha sizlerle birlikte oluyoruz. Uzak Asya'dan tutun, Aral'a, Hazar'a, Orta Doğu'ya, Körfez'e, hatta Balkanlara, eski Yugoslav topraklarına uzanan büyük bir coğrafya içerisinde baharın gelişinin müjdesi, coşku ve heyecanı ile çok büyük bir insan topluluğunun her ulustan, her etnik kökenden, her farklı kültürden çok büyük bir insan topluluğunun Uzak Asya'dan Balkanlara kadar uzanan çok da geniş bir coğrafyada sevinçle, mutlulukla, coşkuyla kutladığı 21 Mart yeni bir mevsimin, yeniden baharın gelişiyle ilgili bugünkü kutlamaları, bayramları hepsinin mutlu geçsin, mutlu olsun diye daha yayının başından sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Ve tabii ki bu çok büyük coğrafya içerisinde Uzak Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara kadar uzanan, Uzak Asya'dan İran'a, İran'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara ve daha da ötesine hatta uzanan bu büyük ritüel, yani 21 Mart Nevruz ritüeli hakikaten de havalara baktığımızda özellikle bizim ülkemizde, bizim memleketimizde tam yeni bir mevsimin başlangıcını müjdeleyen, yeni bir mevsimin coşkusunu, heyecanını ve insanların hayata tutunabilme açısından mücadelelerini de simgeleyen, onlara bambaşka bir heyecan veren güzel bir gün 21 Mart. Bu büyük coğrafyada, Uzak Asya'dan Balkanlara uzanan bu büyük coğrafyada yaşayan tüm insanların bu güzel günlerini, önemli günlerini canı yürekten kutlamak isterim. Herhalde bugün o coğrafya üzerinde çok değişik eğlenceler, festivaller, kültürlerle ilgili organizasyonlar yapılacak. Bütün milletlerin, bütün halkların, bütün toplumların kültürel aidiyetleri ne olursa olsun, etnik kimlikleri ne olursa olsun, Nevruz bayramlarını kutlarım. Ve bu bayramın bir barış ve bu bayramın daha güzel günlere özlemlerle yad edilen bir bayram olmasını, idrak edilen bir bayram olmasını da dilerim ayrıca. Evet, böyle bir girişle başladık ve bugün gazetelerin başlıklarına kısaca daha baştan bir bakmak istiyorum. Ve ondan sonra da belirli konular üzerinde yorumlarımızı yaparız hep birlikte. Bugün bu haftanın benim programım açısından son günü. Cuma gün biliyorsunuz Ada TV'de Erçin Şahmaran dostumla birlikte oluyorum. Cumartesi, pazar da elden geldiğince dinlenmeye çalışıyorum. Veya cuma günü, cumartesi, pazar günü de ilk yaptığım iş uyandıktan sonra iki tane ağır böyle kapkara bir kara kahve, black coffee içtikten sonra biraz mamurladıktan sonra bahçeye inip toprağa çıplak ayakla basmanın heyecanını hep hissederim. Kış da olsa, kış da olsa üşütmemek kaydıyla şöyle bir çoraplarımı çıkarırdım ve yere toprağa basarım. Biz Lefke'de portakalların, portakal ağaçlarının içinde, yeşilliklerin içinde, çimlerin içinde,
binbir güzellikteki o bitkilerin, nebatatın içinde yerlere yatıp oynayarak, düşerek, kalkarak çocukluk geçirdik. Hakikaten toprağa, ot kokusuna ve bir şekilde ağaçlı ortamlara çok büyük özlem duyuyorum. Az da ağaçtan düşmedik, yani onu da söyleyeyim. Kuş gibi düşerdik ağaçtan, böyle nasıl bazı hainler kuşları avlarlarda pat diye hayvancık düşer. Biz de böyle ağaçlardan düşerdik, kalkardık ama hep toprağı öperdik. Hep o yeşilliklerin içerisine bulanırdık. Hep çamurların içinde olurduk. Hep derelerin kenarında olurduk. Hep çakıl taşlarının sesini dinleyerek büyüdük. Lefke. Dolayısıyla cumartesi, pazar gene yalnak. Bu defa daha uzun süreli yalnak. O küçücük bahçemi dolaşacağım, çimlere de basacağım. 3-5 tane ağaççığımın üzerinde olgunlaşan meyve varsa onları keseceğim. Toprağa ayağım değecek. Toprağa ayağım değmezse ben yokum. Kıbrıslı Türklerin bu topraklara ayakları basacak, sağlam basacak. Ben de sağlam basacağım. Herkes sağlam bassın bu toprağa. Bu toprak bizi yetiştiren topraktır. Bu toprak bizi filizlendiren topraktır. Bu toprağa atılmıştır tohumumuz ve bu topraktan çıktık hepimiz. Dolayısıyla sevelim toprağı, çok sevelim. Yaz, kış hiç fark etmez. Ve inanır mısınız, ruhsal açıdan da insana büyük dinginlik verir. Bütün o olumsuz enerjiyi toprak çeker derler. Hakikaten de çeker. Yani bunu ben yaşayarak görüyorum. İsteyen deneyebilir. Ama ağaçlara çıkma işini artık kolay kolay yapamıyorum. Bir büyük çam ağacı var bizim evde. Ben tabii eve girdiğimizde çok ufacıktı. O kadar özenle büyüttüm ki onu ben. Yani çam ekstra bir gayret sarf etmez. Yeter ki zarar verme. Ama ekstradan su koydum, ekstradan gereksiz dalcıklarını budattırdım, bir şekil verdim. Şimdi o çama baktığımda böyle gökyüzünü görürüm artık. Çünkü gerçekten benim boyum kadarken hiç inanmazsanız, inanmazsınız, 5 misli oldu boyumun şu anda. Sevgi gördü, ilgi gördü, itina gördü, şefkat gördü, merhamet gördü ve o ağaççık şu anda bu kadar gövde. Bir gün deneyeceğim, yapacağım ama ne gün bilmem, çıkmaya çalışacağım burnuna. Var böyle bir, dediğim gibi lefkede çocukluktan kalma böyle bir oyun tarzımız veya böyle bir merakımız var. Ağaca çıkma, toprağa basma, ayağa çık, ağaca çıkma. Ağaca çıktıktan sonra da kalırsan eğer ağaçta, ki ben kaldım, sabahlara kadar neredeyse arayıyorlardı bizi. İşte geç saatlere kadar güneş battı, ortalıkta yok meğer. Kaldık ağacın üstünde, enemiyorum. Çıkarken kullandığımız basamaklar, enerken ayağıma gelmez. Uzatırım ayağımı, basamağa basamam. Yani böyle bir sıkıntılı durumda yaşadık ama armut gibi düşmedik yani ağaçtan netice itibariyle. Kurtardılar bizi. Şimdi evdeki çama çıkmayı bir denesem mi diyorum ama bilirim ki eşim diyecek ki delir mi Allah aşkına, 65 yaşında adam. Şimdi çıkacak çamın üstüne, bir daha da inemeyeceksin onun üstüne, elini ayağını kıracaksın, ondan sonra yatalak olacaksın diyecek bana. Bilmem, deneriz belki hafta sonu. Evet, gazetelerin manşetlerine bir bakalım. Yeni bakışımıza bakalım önce. Avukat Öykü Akcan, Türkiye'de başlayan ekonomik krizin KKTC'yi paralel olarak 10 katı etkilediğine dikkat çekerek 100 katı. Mahkemelerdeki en büyük sıkıntının ise alacak verecek dava sayısında görülen artış olduğunu belirtti. Akcan, bir de kriminaller tabii. Akcan ortaya koyduğu rakamlarla vatandaşın içine düştüğü çıkmazı özetledi. 966.485 dava. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hop, değerli yönetmenim, bizim monitör ne için çalışmaz ya bu arada karşıdaki?
Nasıl ben kendimi göremem canlı yayında? Bu da zaten bu zumbik tablette durmadan tabldot donar kalır. Şimdi ben nasıl çeki düzen vereceğim kendime monitörde? Bir yolunu bul değerli yönetmenim. Sen sihirbaz gibisin. Bir hokus pokus yap bakalım bu monitöre. Evet, Avukat Öykü Akcan'ın ifadesi bu. 966.485 dava. Pardon. Avukat Öykü Akcan'ın ifadesi Deniz Abidi'nin haberiydi. Yeni Bakış'ın logo üzerinde KKTC bayrağı sanki bir terör örgütü bayrağıymış misali varlığından rahatsızlık duyan komşularımızın inkar etmeye çalıştıkları aslında bu adadaki Kıbrıs Türk'ünün varlığıdır. Yarım asırdan beri sağcısı ve solcusuyla Kıbrıslı Türkleri gasp ettikleri devlete yama yapmaya çalışanlar siyasete atıldığı günden beri tek hedefi birleşik bir Kıbrıs olan Mustafa Akıncı'yı bile çileden çıkardılar. Evet, hakikaten yani yeter ya. Yeter. Yani Cumhurbaşkanımıza karşı yeter yani. Her basit bir olayı, her böyle fırsatı değerlendirip saldırı malzemesi olarak kullanmayın ya. Yapmayın arkadaşlar artık bunu. Yusuf Kısa'nın sözleriydi bunlar. KKTC bayrağı terör örgütü bayrağı değildir. Gazetemizin sahibi ve genel yayın yönetmeni. Yani yeter artık be arkadaş. Hakikaten gına geldi ya. 2015 Nisan'ından beri Sayın Akıncı'nın bu memleket, bu ülke uğruna, bu ülkede kalıcı bir barış, siyasal eşitliğe dayalı, güvenlikli bir çözüm yolunda harcadığı bütün onca çabayı ve karşı tarafın bütün bu çabalarımıza ve dirayetli duruşumuza rağmen ikide bir de yalpalaması, ikide bir de ski yapması sağa sola, bunları hiç dikkate almıyoruz. Yerden göğe kadar Cumhurbaşkanımızın haklı olduğu bir takım sebeplerle, mülahazalarla Anastasiadis'in buyurduğu, Birleşmiş Milletleri de alet ettiği güneydeki bir maça gitmedi diye yapmayın bunu be arkadaş. Yapmayın bunu ya. Yani bu kadar kolay mı ya devletimize veya herhangi bir şekilde ülkemizin, toplumumuzun hak, hukuk ve çıkarlarına önem veren, devletimize hizmet etmiş olan, layıkıyla bu Kıbrıslı Türk halkını aldığı oyların her bir tanesini hak ederek hizmet eden, dünyanın takdirini toplayan, İstanbul'da Putin'le el sıkışan, Putin'le tanıştırılan, sözü dikkate alınan, büyük bir sosyal demokrat olan, hak, hukuk ve adalet konusunda tavizsiz olan, kültür sanat konularında son derece hassas olan, İnsan gibi insan bir cumhurbaşkanımız var ya. Yani bir Drogba adına, bir Drogba ile Anastasiadis şovu uğruna yıpratmayalım ya cumhurbaşkanımızı artık. Ya bu konu spor dostluk ve kardeşliktir geleceği. Olmaz mı bu va? İnim inim inliyoruz spor ambargolarının altında biz. İnim inim inliyoruz. O zaman dostluk ve kardeşlikse bu spor ambargoları kaldırın be kardeş. Kaldırın, Türk takımları bile gelmiyor ya buraya maç yapmaya bizimle. Madem spor dostluk ve kardeşliktir, kaldırın bu ambargoları ya. Karşı tarafa söylüyorum.
Drogba'ya da söylüyorum, Anastasiadis'e de söylüyorum. Neden gidip Pire'de oynamıyorsunuz ara bölgede? Ispor dostluk ve kardeşlikse? Neden orada bir maç varsa Kuzey'de de olmuyor? Ispor dostluk ve kardeşlikse? Ya bunları neden sorgulamıyoruz ve Cumhurbaşkanımıza söylemediğini bırakmıyor bazı kesimler ya bu memlekette? Buldun da bunadın derler. Bulduk da bunadık. Böyle cumhurbaşkanı bulduk. Böylesine memleketine sevdalı, böylesine barışa ve çözüme sevdalı, böylesine toplumuna sevdalı bir cumhurbaşkanı bulduk ve bunadık. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakotripis, Doğu Akdeniz bölgesiyle Kıbrıs'taki yeni keşiflerin aynı zamanda ek olarak planlanan sondajlara şirketlerin ilgisinin süreceğine dair iyimserlik yarattığını öne sürdü. Doğal gaza ilgi yoğun. Bu muhabbet de bakalım nereye kadar gidecek artık. Yani hakikaten bu kadar büyük rezervler var mıdır, yok mudur? Ha İsrail'in olduğunu söylüyorlar yani. Bağımsız bir takım şirketler, kurumlar, örgütler de söylüyor da Kıbrıs çevresindekiler görecek. Lefkoşa'da eşini tanınmayacak hale gelene kadar döven Ahmet Sivri tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı mahkemede kendini savundu. İyi bir baba ve eşim. Bir dakikalık protesto duruşu yapalım. İyi bir baba ve eşim. Eşini tanınmayacak hale gelene kadar döven Ahmet Sivri. Çünkü neden? Çünkü bu Kıbrıslı kültürü değil. Kıbrıslı kültürü böyle değil. Bu Orta Doğu arabesk varoş kültürüdür. Tekrar ediyorum. Orta Doğu arabesk varoş kültürüdür. Bu kültüre göre eşini tanınmayacak hale gelene kadar dövmek iyi bir baba ve eş olmak demektir. Orta Doğu arabesk varoş kültüründe. Anladık. Sayın İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, şu kapılarda zerre kadar hakimiyeti yok. Ülkeye giriş kapılarında. Veya Sayın Başvekil, Sosyalist Başvekil, Tufan Erhürman, anladık. Orta Doğu arabesk varoş kültürünün ne olduğunu anladık. Eşini tanımayacak hale gelene kadar dövdü. Ve iyi bir baba ve eşim dedi. Evet, Orta Doğu arabesk varoş kriterlerine göre iyi bir baba ve eştir. Ama Kıbrıslı kriterlerine göre değil. Evrim Kamal'ın haberiydi. Birlikte yaşadığı kız arkadaşına defalarca şiddet uyguladığı ileri sürülen zanlı Recep Kazak tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Al bir tane daha. Beni aldattığını hissedersem öldürürüm seni. Bu da Evrim Kamal'ın. Orta Doğu arabesk varoş kültürü. Ya benimsin ya kara toprağın. Birlikte yaşadığı kız arkadaşına defalarca şiddet uyguladığı ileri sürülen zanlı Recep Kazak tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Beni aldattığını hissedersem öldürürüm seni, dedi. E ne yaşayın be baba madem kendine? Öldüreceğine ayrıl.
Öldüreceğine ayrıl. Ne için insan öldürecek? Orta Doğu, arabesk, varoş kültürü. Ya benimsin ya kara toprağın. Bu da Evrim Kamalı'nın haberi. İskelede ayrıldığı eski sevgilisinin aracına uyuşturucu madde koyarak polise ihbarda bulunan ancak yakalanan zanlı Kader Erman ile zanlı Erman'a yardımcı olduğu ileri sürülen zanlı Esin Karagöz, Berna Lütfioğlu ve İrfan Düşer dün mahkemeye çıkarıldı. Planı ters tepti. Gamze Pir Baykur'un haberi. Alıştı. Sosyalist başvekil, bak şu sütuna bak. Turistlerini gör. Sayın Fikri Ataoğlu, turist vizesiyle memlekete gelenleri gör. Turistlerinize bakın. Bunlar 1 milyon 200 bin değil. Sayın Sosyalist Başvekil Tufan Erhürman. Sen açıkladın. Bu turistler 1 milyon 200 bin. Gördün Sayın Başvekil. Bu turistler karısı eşini tanımayacak hale gelene kadar döven ve iyi bir baba ve eşim diyen, birlikte yaşadığı kız arkadaşına defalarca şiddet uygulayan ve beni aldattığını hissedersem öldürürüm seni diyen, iskelede ayrıldığı eski sevgilisinin aracına uyuşturucu madde koyarak polise ihbar eden, bu turistler senin o 1 milyon 200 bin diye böbürlendiğin turistlerin ta kendileridir. Bak, Sayın Başvekil Erhürman, gördün bunları. Turist vizesiyle gelirler bunlar. Elek ettiniz memleketin kapılarını. Kevgire döndürdünüz. Kıçı delik lengere döndürdünüz. Aha, turistler. Bunlar turisttir. Haşa, başka bir şey olamaz bunlar. Turist. Sayın Ayşegül Baybars, turistler, Sayın Fikri Ataoğlu, tanıdınız bu turistleri. Tanıyın, iyi bakın. Yeni bakışa bugün. Bu turistleri hep görün. Tamam. Sosyalist Başvekil Tufan Erhürman güzel konuşur. Başbakan güzel konuşur derler. E konuşur. O kadar. Güzel konuşur. Sistemin tekerine çomak sokacağızlar. Güzel konuştu. Nereye soktu çomağı? Bakın turistlerine, Sayın Başvekili Erhürman'ın da görün nereye soktu çomağı. Değirmenlik Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Koloğlu, bölgedeki en büyük ihtiyacın muhtarlık binası olduğunu söyledi. Koloğlu kahvede hizmet verdiğini belirterek kadınların kahveye gitmeye çekindiğini ifade etti. E al kadınları da be baba kahveye, ne olacak? Ama tabii bu duruma düşmek kötü. Bir ofisçinin olması lazım. Daha iyi hizmet için bina şart. Doğrudur. Dosyacıklarını koyasın, onu koyasın, bunu koyasın. Ama eğer kahveye kadınlar gelmezse çağır kendilerini de. Onları da. Nedir? Burası demokratik, laik bir ülkedir. Gelsinler. E ne? Şehirde kadınlar meyhaneye gider de hem Girne'de. Kahveye gelemezler. Gelsinler. Ama bir bina da alsınlar sana tabii. Yani tedarik etsinler. Melin Toprağ'ın haberidir. Her zamanki gibi kırsalın nabzını tutuyor Melin Toprağ'ın arkadaşımız. Kırsaldaki bütün gelişmeleri muhtarların ağzından, köylülerin ağzından, kırsalda eziyet çeken, sıkıntı çeken insanların ağzından Melin Dobran her gün sizlere aktarıyor. Tebrik ediyorum Melin Dobran'ı da bu anlayışından, yayıncılık ve tabii editoryal kadromuzu da ve Melin Dobran'ı da tebrik ediyorum. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tabii ki çünkü
Büyük emek harcıyorlar haberleri sizlere ulaştırabilmek için. Gerek manşetten gerekse dolu dolu olan Yeni Bakış'ın her sayfasındaki haberleri. Lapta'da korkutan yangın, Ahmet İkidereli'nin haberi. Lapta'daki Lapta Village isimli sitenin B bloğundaki elektrik panosu içerisinde elektrik kablolarının aşırılık nedeniyle kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Geçmiş olsun dileyelim. Yazıma sonra geçeriz. Bir bakalım gazeteler nedir? Ne der? Bir de kahve içelim. Ve bizim bu tabletop'un ekran dondu ya. Ne yapacağız? Ha, tamam, hayır, soralım dedik ya. Kızma sayın yönetmenim. Tamam. Yeni düzenin manşeti, gözü yaşlı, yüreği acı ve öfke dolu. Yeni düzene konuşan Gökhan Naim'in annesi Nurten Naim'in feryadı, bu cinayeti başkaları yaptırdı. Önemli bir iddia. Evinin önünde sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonrasında öldürülen GES Videoviz Bürosu'nun sahibi Gökhan Naim'in annesi Nurten Naim polise çağrıda bulundu. Oğlumun gerçek katillerini bulun, içim o zaman rahat edecek dedi. Bu olayı başkaları yaptırdı. Oğlumun kimseye ne borcu ne de harcı vardı. Düşmanı da yoktu. Oğlumu benim mezarıma gömdüler. Düşünebilir misiniz? Benim mezarıma. Rahmetli Erdoğan Naim abimizin defnedildiği mezarın hemen yanına defnedilmiş rahmetli Gökhan arkadaşımız. Üç kişi tutuklandı, cinayeti bu kişilere işlettiler. Onlar ne bilir? Yanımızda çalışan çocuklardan biri zanlıları resimlerinden tanıdı. Evin yanındaki çöp tenekesinin yakında görmüş. Daha önce evin yakınlarında görmüşler. Oğlumun evinde güvenlik kamerası yoktu, yalnızca alarm vardı. Cinayetin arkasında başka birinin olduğuna inanıyorum. Pakistanlı gelip oğlumu orada öldürecek, 4 trilyonu alıp gidecek, hep yalan. Bu şekilde ölümü hak etmedi. Ben de tek başına kaldım. Nereye gideyim? 8 gündür hiçbir şey yemiyorum. Bir ananın feryadı ama sözleri dikkate alınmalı. Arkasında var mı bu işin birileri? Unutmayalım, unutturmayalım. Bu olay kapanmadı. Rahmetli Gökhan annesi acı acı feryat ediyor. Bu cinayeti başkaları yaptırdı. Ayşe Güler'in haberiydi. Bu polis iş insanı Gökhan Naim'i öldürenler ile ilgili aramalarını genişletti. Polis mezarında iz sürüyor. Yeni düzenin edindiği bilgi de önceki gece geç saatlerde polis ihbar üzerine bazı evlere baskın yaptı. Devrim Demir'in haberiydi bu yeni düzende. Kıbrıs'ın manşetinde çocukların suça itilmesi önlenmeli. Ülkede son yıllarda hırsızlık, kavga, yangın, uyuşturucu gibi suçlar, çocukların da karışması ve rakamların giderek artması toplumda ciddi anlamda huzursuzluğa neden oluyor. Logo üstünde sür manşette bir başlık var. Adanın kuzeyi ile güneyi arasında suç ve suçluların iadesiyle ilgili resmi bir anlaşma olmaması suçlular için fırsata döndü. Adanın güneyinde suça karışan kuzeye, kuzeyinde suça karışan güneye kaçıyor. Bu durum ise iki taraf için de ciddi bir tehlike oluşturuyor. Adanın her iki tarafı katillerin ve hırsızların yuvası olacak. Ve Güzel Yurtlu ile Lefkeli balıkçılar yetkililere çağrı yaptı. Askeri bölge dışında barınak istiyoruz. Haklıdırlar.
Başbakan Yardımcısı Özersay yakıt zammının elektrik faturalarına 2 kuruş, maaş artışının ise 4 kuruş olarak yansıtıldığını belirterek bu konunun masaya yatırılacağını söyledi. Kıptaki maaşları mercek altında demiş Diyalog manşetinde. Havalisin manşeti kaçak etin merkezi Beyarmudu. Bilmeyen mi kaldı? Devlette yöneticilik deneyimi de bulunan ekonomist Kemal Özçakır, havadis okurları için yazmış, varlık vergisi yanlış olur demiş. Kemal Özçakır çok iyi yetişmiş ve mesleğinin, işinin tam hakkıyla, daha doğrusu işinin tam hakkını veren bir insan. Haberal Kıbrıs soru sormuş. Üçüncü tarife açık kapatmak için mi? Manşetinde bunu yazmış Haberal Kıbrıs'ı. Nihas Alamina MTG dostluk maçı önceki gün iki toplumlu Pile köyünde oynandı. Kuzey Kıbrıs'ta ise tartışmalar bitmedi. Talihsiz ve mesnetsiz. Cumhurbaşkanının sözcüsünün açıklamalarına yer verildi. Manşette detay. Vatan, dini temsilciler bir araya geldi manşetini atmış bugün. Beş dinin en üst düzey temsilcileri diyalog ve işbirliklerine yönelik taahhütlerini ifade ettiler. Kıbrıs'ta dini özgürlük, insan hakları ve uzlaşmaya yönelik ortak çabalarını yoğunlaştırma kararı aldılar. Star Kıbrıs bir önceki yılın aynı çeyreğinde 72 milyon TL olan bütçe açığı 2018 yılı son çeyreğinde %67 oranında artışla 120 milyon TL oldu. Bu rakamlar Merkez Bankası'nın dün yayınlanan raporunda yer aldı demiş. Canavar raporda ortaya çıktı. Bütçe açığı 120 milyon TL ve bir de enflasyon canavarı illüstrasyonunu kullanmış Star ön sayfasında. Bağımsızlık Yolu Meclis üyesi Cansu Nazlı, hükümete özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması ve ücretsiz kamusal kreşleriyle etüt merkezlerini bir an önce hayata geçirmesi çağrısında bulundu. Anayasal haktır, doğrudur. Halkın sesi ormanlar denetimsiz. Ya cayır cayır yakacak gene. Bir helikopter yok. Gelecek ona da. Yani önümüzdeki günlerde iyi günler diyeceğim helikopter. Hoşça kalın diyeceğim gene helikopter. Çünkü bunların, bu hükümetin iradesizliği, çaresizliği, sünepeliği, korkaklığı, ürkekliği sadece ülkeye giriş kapılarında belli olmuyor. Helikopter de alamazlar. Helikopter alamazlar. Aa, söylerim burada. Helikopter alamazlar. Bir yangın söndürme helikopteri alamazlar. Bıraktık yangın söndürme helikopteri. Çok amaçlı bir helikopter alamazlar. Yani hem hastane görevi görecek. Yani Karpaz'da adam kalp krizi geçirir. En yakın neresidir ya kalp krizine müdahale edeceğin yer? Mausa değil mi? Nasıl bir adam çıkacak Karpaz'dan da Mausa'ya gelecek kalp krizi geçiren adam? Helikopter 10 dakika. Ercan'da hazır tutulan çok amaçlı bir helikopter Karpaz'da kalp krizi geçiren hastayı 10 dakikada Mausa Devlet Hastanesi'ne taşıyacak. Ama insan odaklı düşünmüyorsunuz. Korkaksınız, ürkeksiniz, sünepesiniz, iradesizsiniz, çaresizsiniz. Bir helikopter almaktan acizsiniz. Bir santral bacasına filtro koymaktan acizsiniz. Zehirliyorsunuz memleketi.
sadece ambulans amaçlı değil. Arama kurtarma amaçlı. Dolmuş amaçlı da kullanılabilir. Acil nakillerde. Yangın söndürme amaçlı. Her işe yarayan bir araçtır helikopter. Vinç görevi de yapar. Çok amaçlı budur. Ve Afrika, yaklaşık 100 polis FETÖ soruşturmasında topun ağzında korsanlık işler manşetini atmış bugün gazetede. Hasan Nihat Erdoğan takılır bize kardeşim Hasan Nihat Erdoğan. Maşallah diyor, tıraş olmuş. Yok, tıraş olmadım. Bu tıraş değil. Böyle tıraş olmaz. Bu rende sakaldır, rende. Tıraş değil bu. Sinek kaydı olamam. Derimi harcatmam. Güya cilet ne olacak diye. Allah'ın günü gazı da gazı derini cilt kanseri oğlum. Aha böyle. Rendecik. Nevruz'un kutlu olsun kardeşim demiş. Tüm Türk dünyasının ve dünyamızın demiş Hasan Nihat Erdoğan da. Dedim yani Uzak Asya'dan Anadolu'ya, İran'a, Anadolu'ya, Balkanlara kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada çok farklı etnik kimliklerin ve toplumların kutladığı çok renkli bir bayramdır Nevruz. Yani sadece bir etnik kimliğin veya sadece bir milletin kutladığı bir şey değil. Yani veya bir halkın kutladığı bir etkinlik değil. Çok geniş bir coğrafyada ve sanıldığından da çok daha görkemli, bilinenden çok daha görkemli kutlanan çok önemli bir bayramdır. Ayrıca Türklerin Müslümanlık öncesi pagan döneminin de simgelerinden sayılan bir bayramdır. Yani Türkler de biliyorsunuz baharın mesela Mart 9'u var. O da pagan bir hadisedir. İslam öncesi dönemden gelen. 21 Mart Nevruz, o da büyük ölçüde İslam öncesi dönemin gelenekleri içerisindedir. Yani o coğrafyada pagan döneminden, yani semavi dinlerden önce hakim olan dinsel inançların çok önemli bir ritüelidir Nevruz. Ve dediğim gibi bin bir millet tarafından ve halk tarafından kutlanır. Çok da ortak yönler bulunur. Dediğim Balkanlara kadar gider yani. Mesela biz İzmir'de okurken Hıtrellez kutlanırdı. Mayıs mıydı o da? O da bir tür baharı, yeni mevsimi, yazı veya karşılan Mayıs mıydı? Unuttum onu, Hıtrellez'i. Hıtrellez de böyle bir şeydir. Hıtreller eski Yugoslav topraklarında da kutlanır. Hatta Goran Bregovic'in Ederlesi diye bir parçası var. Harika bir parçadır. Vokallerinden tutun otantik müziğine kadar, folklorik değerlerine kadar. Ederlesi, Hıtrelles demektir. Çok geniş coğrafyada paylaşılan güzel günlerdir bunlar. Biz Defke'den bahsettik. Hasan Nihat Erdoğan, ben de kuş lastiğine Arap Ahmet'te kuş vurur, Giksim'e yedirirdim. Ya işte böyle dedi. Doğrudur. Yani şimdi biz Defke'de çocukluğumuz geçti ama tam 40 yıl daha Lefkoşalıyık. Yani varsa böyle 40 yıllık Lefkoşalı bizim gibi her bir köşesini, her bir yerini çok iyi tanıyan beraber bir expedition yaparık, bir gezi yaparık. Tekrar anılarımız canlanır. Babuşlarımız eskidi Lefkoşa'nın sokaklarında. Yani Hasan da bilecek. Ben Lefkoşa'ya ilkokulun sonlarına doğru geldim. Ama
Lefke'de aldığım o akıde, o çocukluktaki o coşku ve heyecanı hep ararım. Yani o ayrı bir konu. Ama Lefkoşa mutlaka hayatımıza şekil veren, şekillendiren başkentimiz, merkezimiz, canımız, ciğerimizdir o da. Tam 70 yılından Lefke'den koparıldığımız 70 yılından 2010 yılına kadar. Derler ya 40 yıllık Lefkoşalı. Aha. 70'ten 2010'a kadar. 1970'ten 2010'a kadar. 40 yıllık Lefkoşalı. Bu zombi tarifesine ne buyurulur diyor Hasan Nihat? Uykusuzluk, stres, iş kazalarına ve vesaire dikkat çek lütfen. Zam da cevabı. Şimdi Hasan bu işe daktı. Yani zombi tarifesi olarak niteler bunu. Ben çok acele etmeyelim diyorum. Yani bakın ben doğrudur veya yanlıştır da demiyorum. Sıkıntı da yaratacağını da biliyorum. Yani Hasan arkadaşımın kaygılarını da anlıyorum. Açık kapatmak için de bir zam olduğuna ilişkin iddialara hadi ya böyle şey mi olur da demiyor. Bekleyelim görelim. Ve helikopterle ilgili söylediğime de Hasan arkadaşım almaya gerek yok. TC helikopterleri kiralar, sadece biri burada konuşlandırmalı. Çatalköy'de pist uygun. Aha! Aklın yolu bir. Aklın yolu bir. Pilotumuz da var. Pilotumuz da var. Bu memleketin yetiştirdiği en gözüpek, en cesur, en usta hava araçlarını kullanmada sivil şahıs Gürdal Mehmetçik. Al adamı. İstihdam et. Otursun helikopterin başına nöbetçi her gün. Çatalköy pisti uygun diyor şey. Hasan Nihat Erduran. Koy Gürdal Mehmetçi'yi. Bir de olan bizim memlekette üniversitelerde şey vardır. Tayyarecilik bölümleri vardır. Havacılık bölümleri vardır. Ve bu bölümlerden mezun olanlar nerededir ya? Yoksa bu bölümler hiç mezun vermez. Var ya tayyarecilik bölümü var her üniversitenin. Havacılık bölümü var. Uçan aletler bölümü var. Uçan uçmayan. Buradan mezun olan adamlar bu helikopterleri süremez ya. Bal gibi sürer. Ama tabii Gürdal Mehmetçik memleketi olsun, memleketine faydalı olacağını düşünsün. Ateşe atlar, ateşe söyleyeyim size. Yangının içine dalar da söndürür o yangını. Yani bunu da herkes bilsin. Toparlamayacak şimdi yönetmenim. Bir yazımı da okuyayım. Bıraktık sonra sırf manşetleri es geçmeyelim diye. Görelim onları da bir yorumlayalım diye. Çünkü olmaz. Yani evet yeni bakışın gündemi bana göre en isabetli gündemdir ama yani o bir arkadaşların da emekleri, gündemleri var. Onları okumazsak olmaz. Değil. Onun için yazımı da okuyayım ve hemen kapatalım. Hadi, hadi değerli yönetmenim. Sen de olmasan beni kim çekecek yani burada? Kim? Değil. Zaten çok uzun bir yazı değil. İşte Cumhurbaşkanımızla ilgili bu gereksiz laf salataları ve hezeyanlara ilişkin olarak yazdım. Bir maç heyecanı Cumhurbaşkanımızı yıpratacak hezeyanlara yol açmamalı. Bir maç heyecanı Cumhurbaşkanımızı yıpratacak hezeyanlara yol açmamalı. Doğrusunu isterseniz Güney Kıprıs'ta oynanan Metegenea Selamina maçının ardından Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'ya neden Güney'e maça gitmediğine dair yapılan eleştirileri gerçekten ipe sapa gelmez hezeyanlar olarak görüyorum.
Üstelik Cumhurbaşkanımız bu konuda son derece doyurucu, rasyonel, makul ve mantıklı açıklamalarda bulunmasına rağmen birileri bu işi her nedense Akıncı'ya karşı yıpratıcı bir malzeme olarak gündemde tutmaya çalışıyor. Açarsam bu konuyu susmayacağım. Onun için başka gün açarız. Birileri bu işi her nedense Akıncı'ya karşı yıpratıcı bir malzeme olarak gündemde tutmaya çalışıyor. Efendim Cumhurbaşkanımızın ne olursa olsun güya siyasi değil dostluk amaçlı bu maça gitmesi gerekirmiş. Hadi ya başka emriniz? Bu maçı başta zaten Rum lideri Anastasiadis organizasyonun sadece Güney Kıbrıs'ta yapılmasını sağlayarak ve de BM barış gücünü de buna alet ederek hem siyasallaştırdı hem de bunun üzerinden Cumhurbaşkanımızın kuzeydeki en solcular tarafından gereksiz eleştirilere hedef olmasına çanak tuttu. Eski Kıbrıslı Rum lider Hristofias da ikinci Cumhurbaşkanımız Talat'a yapardı bu tür numaraları. Unutmayın yani ha. Hristofias da Talat'a az çektirmedi. Çünkü o da tıpkı Anastasiadis'in Akıncı'nın çözüm konusundaki inançlı, samimi ve son derece yapıcı strateji karşısında sıkıştığı gibi Talat karşısında hemen hemen aynı sebeplerden rahatsız olmaktaydı. Yani Hristofias da Talat'tan rahatsız olurdu. Ne yapayım da yiyeyim bu Talat'ı yahut ne yapayım da kendi halkına yedireyim bu Talat'ı? Aa yedirdi. Bizim sazanlar da hani sen barış yapacaktın da yapamadın. Olan barış bir taraftan mı olur be? Dostluk maçı sadece bir tarafta oynanarak mı dostluk maçı olur be? Ve Talat'ı kuzeydeki kamuoyunun gözünden düşürmek için elinden geleni ardına koymuyordu. Hristofias. En sonunda da yapacağını yaptı ve maalesef bizim seçmen de Talat'a hani sen barış yapacaktın daha yapamadın türünden hezeyanlarla tavır alarak Eroğlu'nun onun seçilememesine Eroğlu'nun ise Cumhurbaşkanı seçilip çözüm yolunda tam 5 yıl kaybetmemize yol açtı. Doğru değil. Bereket 11 Şubat 2014 belgesini Türk Dışişleri'nden gelen ayar sayesinde imzaladıydı da bir tek o işe yaradı. Anastasiadis de bu hesap işte. Kendi seçimini bitirdi. Şimdilerde kuzeyde Akıncı'nın yeniden seçilememesi için hemen her fırsatı kullanmakta. Adı dostluk maçı da olsa bu organizasyonu bile vesile yaparak Cumhurbaşkanımızı halkının gözünde yıpratmayı amaçlıyor. Ayrıca bir taşla iki kuş misali, mızırlık yapanın Akıncı, iyi niyetle gayret gösterenin ise kendisi olduğuna dair hem BM'ye ve dünyaya hem de kuzeydeki çözüm yanlısı insanlarımıza zarf atıyor bir yerde. Üstelik BM'yi de bu numaralarının içine dahil ederek Kıbrıs'taki BM barış gücünün ara bölgede 3-500 kişilik iki toplulu bir organizasyonda bile güvenliği sağlayamayacağı açıklamasını yapmasını sağlıyor. Peki böylesi bir organizasyonda bile güvenliği sağlayamayacağını söyleyen BM barış gücü adada barışı nasıl koruyacak? Sıcak çatışmayı nasıl engelleyecek? Nitekim Cumhurbaşkanımız da BM'nin bu tavrını sorgulama ihtiyacı duymaktaydı. Esasında kuzeyde sırf bu yüzden Cumhurbaşkanımızı eleştirenler de öncelikle BM ve Anastasiadis'in tutumunu dikkate almalıydılar ki eğer akılcı bir şekilde bunu yapmış olsalardı Cumhurbaşkanımıza bırakın yersiz ve gereksiz eleştiriler yöneltmeyi tek söz bile etmemiş olurlardı. Ancak pek çok konuda olduğu gibi bu tür konularda da sıkça ayarı kaçırıyoruz ve barış ile çözüm kadar kendi toplumsal haklarımızı da layıkıyla savunanları boş yere üzüyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Cumhurbaşkanımız Akıncı diyor ki, bir etkinlik o tarafta olacaksa bu tarafta da olacak veya ara bölgede olacak. Hassasiyetimiz Kıbrıs Türk'ünün
varlık ve eşitlik kavgasıdır. Başka bir şey değildir. Ne istersiniz be baba? Başka? Ha? Meze olsun Anastasiadis'in propagandasına. Lütfen yani. Biz Kıbrıslı Türkler olarak bu adada ne olursa olsun, nasıl olursa olsun bir çözüm değil. Kıbrıslı Türk halkının varlığı ve esenliğini garanti altına alacak siyasi eşitliğe dayalı adil bir çözüm arıyoruz. Bu hassasiyet her türlü mülahaza ve hezeyanın üzerinde olmalıdır. Oldu mu? E nedir ya? Bir maçtır spor dostluk ve kardeşlik. E tamam. Gelsin spor dostluk ve kardeşlik. Bir defa o tarafta yaparsak aynı spor dostluk ve kardeşlik çerçevesinde bir de kuzeyde yapalım. Veya gelsin ara bölgede yapalım. Aynı spor dostluk ve kardeşlik çerçevesinde. Ya ne için mesela yemeklerin liderlerin yemekli görüşmeleri olur? Kopan görüşmeler tekrar başlayacağında veya bir zemin arayışı olduğunda gayri resmi yemekli görüşmeye giderler. Nerede yapılır? Bir yemek ev alt tarafı değil. Kardeşlik ve dostluk. Ara bölgede. Ne çun? İki tarafın eşitliğine, eşit statüsüne halel gelmemesi noktasında gösterdiğimiz hassasiyetten dolayı. Benim de bunu kabullenmiştir ama burada Anastasiadis'in oyununa geldi. E ne için ya? Ne gitmezler Anastasiadis'in evinde yesinler? Dostluk ve kardeşliktir yemek. E yani mesela Anastasiadis'in karısı kolakas yapacak. Bu defa da şey yapar, mulihiye yapar. Belki ondan sonra enginarcık keser viskinin yanına. Kocası içsin. Belki zivaniye içerler beraber. Ne bileyim, yani kadın becerikli olabilir, çorba yapabilir. Kıbrıs mercimek çorbası yapabilir bizim. Çakıstaz kurmuş olabilir, onu çıkarır Akıncı'ya. Ne gitmezler madem yapsınlar bütün bu yemekli şeyleri, görüşmeleri Anastasiadis'in evinde da gelirler, ara bölgede yaparlar. Bir anlamı var bunun. Çok basit bir hadise gibi görünse bile, veya siyaset dışı bir hadise görünse bile, bizim gibi spor ambargolar altında ezim ezim ezilen bir toplumun dikkat etmesi gereken bir noktadır bu. Ha, spor ambargosu dersem, yani sadece Rumların bize uyguladığı değil, uluslararası dayatmalardan dolayı Türkiye'nin de bize uyguladığı spor ambargosu var. Onu da söyleyeyim. O baskı uygular Türkiye'ye. Biz ambargo ettik bu kuzeyi. Siz de ambargo edin. Onlar da gelip bizimle maç yapmazlar. Mersin'deki Akdeniz Olimpiyatlarına adam Yunan bayrağıyla geçit törenine katılır. Türkiye yöneticileri de ayakta selamlar. Veya madalya kazanır. Kıbrıslı şey Kıbrıslı Rum bir sporcu, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı çekilirken Yunan milli marşı çalar. Hadi oğlum. Yani bu ambargolar sadece uluslararası da değil. Maalesef Türkiye'de de bizimle herhangi bir resmi temas kurulmaması için dikkat gösterir, özen gösterir. Onun için her türlü ambargonun biz altındayız bu memlekette. Onun için bu gibi konularda eşitlik hassasiyetimiz, denge hassasiyetimiz herkes tarafından dikkate alınmalı ve anlayışla karşılanmalıdır. Mesele sadece bir spor tip müsabaka değildir. Eğer spor dostluk ve kardeşlikse kaldırsınlar ambargoları da konuşalım. Evet, bugünü daha böyle tamamladık. Kaçırdığımız bir şey var mı ya, o arkadaşlardan gelen, üzülürüm de bazen okuyamam.
bazı yazılarda karışık gelir ya. Nasıl oldu be bu? Hasan Nihat Duran gene dediği BM Rum Yunan parasıyla ödenir. E yok. Öyle de değil. BM'nin finansörü Amerikanya'dır. Amerikanya. Eğer Amerikanya olmazsa BM batar. Onun için Amerikan dünyanın her yerindeki voyvodalıkları BM'ye hiç takılmaz. Parasını o öder. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın parasını kim öder? Suudi Arabistan. Hadi gel de çık bu işin içine. TC doğru yapar, spora siyaset katmaz. Katmasın, gelsin oynasın işte. Onlar katar. Ambargo uygularlar bize, spor ambargosu. Siyaset katarlar. TC de desin ki, ben siyaset katmıyorum. Geliyorum ve oynuyorum soydaşlarımla. Hadi. Yani. Bir mesaj daha attı Hasan ama onu anlayamadım. Onun için yanlış anlaşılmamak için de geçelim bunu şimdi. Kusura bakmasın. Evet. Programın sonuna geldik. Bugün güncelin hafta içindeki son günü. Pazartesi yayınla birlikte olacağız. Ama dikkatli olalım be arkadaş. Yani bir tane baştan söyledik. Bulduk da bunadık. Böyle cumhurbaşkanı bulduk. Asıl bunadık. Yani sanatından, kültüründen, sporundan, sosyal aktivitelerine kadar her alanda ciddi ciddi bu toplum için uğraşan ama özellikle Kıbrıs konusuna adanmış, Kıbrıs konusunun çözümüne, sorununun çözümüne adanmış bir liderimiz var. Yani be arkadaş, boş geç, iyi bir hafta sonu dileyelim biz size ve hayat hakkınızın mücadeleniz kadar olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Hoşça kalın değerli izleyenler. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Arkadaşlar merhaba, şimdi size birkaç soru soracağım. Hiçbirinizin bu sorulardan haberi yok. Verdiğiniz cevaplar sonucunda size bir video izleteceğim ve videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi alacağım. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Hazırım. Hazırım, başlayabiliriz. Başlayalım.
Adın ne? Taylan. Mutlu. Kahvaltı, öğle yemeği ya da akşam yemeği yedin mi? Evet, yedim. Ne yedin? Tavuk, yoğurt, patates, domates, salata. Akşam ne yemeği düşünüyorsun? Çiğ köfte. Akşam kuru fasulye pilav yemeği düşünüyorum. Günde kaç öğün yemek yiyorsun Yunus? 3, bazen 4'ü de bulabiliyor. 2 ya da 3. Kaç saattir yemek yemiyorsun? Yani en son ne zaman yemek yedin? 4 saat. En son sanırım 1 saat, 1,5 saat önce yedim. Peki en çok sevdiğin yemek hangisi? Şu an en çok istediğim künefe. Mantı. Annenle baban hayattalar mı Enes? Hayattalar. Elhamdülillah. Elhamdülillah, sağlar. Rahat bir yaşama sahip misiniz? Yani sokağa çıktığınızda rahatlıkla dolaşabiliyor musunuz? Yani hiçbir problem yaşamıyorum. Son derece rahatım. Elhamdülillah, dolaşıyoruz sokakta rahat rahat. Peki gerçekleşmesini istediğin bir şey söyleyebilir misin hayatınla alakalı? Yani üniversiteyi bitirdikten sonra belki hani bu kadar çabalamışken hani iyi bir iş olabilir belki. Kendi hayatımda 4 yıllık lisans programını bitirmek. Türkiye'yi gezmek, böyle farklı görmediğim şehirlere gitmek. Yani oranın tarihi yerlerine gezinmek, bakmak, öğrenmek tarih açısından. Yani çocuklarımın büyüyerek daha yetişkin bir hale gelerek.